İşte Fransa'yı kan gölüne çeviren katil zanlısının Toulouse'da yaşadığı bina. Polis tarafından kuşatılan mahallede alınan sıkı güvenlik tedbirleri mahalle sakinlerini hem şaşırttı hem de kızdırdı. Müslüman halkın hedef olarak gösterilmesinden endişelenen birçok kişi katil zanlısını çok saygılı, iyi niyetli ve yardımsever olarak tanımlıyor. Failin ismi ise sonunda ortaya çıktı. Muhammed Merah 23 yaşında. Cezayir asıllı bir Fransız. Toulouse'un banliyölerinde büyümüş bir otomobil tamircisi. Daha sonrasında ise Uzi marka kaçak silahı ve motosikletiyle ölüm saçan bir kişi. İsrail yapımı bu silah güvenlik güçlerinin sıklıkla kullandığı bir ölüm makinesi. Uzi kişinin eski bir asker olduğunu gösterebilir. Ama bu silahı bir askerden Afrika'ya bir yolculuk sırasında da elde edebilirsiniz. Silaha sahip olmanın birçok yolu var. Bu yollardan bir tanesi de bazı şebekelere kişinin üye olmasından geçiyor. Muhammed Merah, Fransız Gizli Haber Alma Teşkilatı'nın çok yakından tanıdığı bir isim. Bunun nedeninde ise Afganistan'a ve Pakistan'a düzenlediği iki yolculuk yatıyor. Bu yolculuklarda katil zanlısının Avrupalı gençleri savaşa hazırlayan kamplarda eğitildiği biliniyor. Peki bu kişi iddia ettiği gibi El-Kaide terör örgütünün bir üyesi mi? Tek başına mı yoksa bir gruba bağlı olarak mı hareket etti? Emin olunan tek şey Merah'ın Selefi hareketlere ve Fransız İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılan Gurur Şövalyeleri adlı gruba yakınlığı. Aşırı muhafazakar bu grubun internet sitesinde şehit olan İsrailli çocukların fotoğrafları bulunuyor. Ekranda izlediğiniz görüntülerle Gurur Şövalyeleri gruplarına üye toplamaya çalışıyor. Verdikleri son mesajda organizasyonun büyümekte olduğu ve daha fazla savaşçıya ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Lillahi'l-hamd. 1995'te yaşanan Paris'teki metro saldırılarını üstlenen GIA grubu gibi saldırganlar hiçbir saldırıya karışmamıştı. Fakat haber alma teşkilatları Lyon merkezli grubun harekete geçebileceğinden şüpheleniyordu. Pakistan ve Afganistan'daki kamplarda eğitim gören bu kişilerin amacı vatandaşı oldukları Avrupa ülkelerine geri dönerek saldırılar gerçekleştirmekti. Bu gençlerin neden bu yolu seçtikleri ise şimdilik bilinmiyor.